Merhabalar efendim. Kanal V ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Müge Dayan Kaç. Günlerden Salı ve saatlerden 16. Bir Müge Dayan Kaç'ta anne baba çocuk okulu daha başlamış bulunmakta. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyelim. Bugün yine çok dolu dolu ve bir sürü soruyla muhatap olacağız. Onlara cevaplayacağız. Sizlerin telefon bağlantılarını bekliyorum, maillerini bekliyorum. WhatsApp numaramız ekranların altında geçecektir. Ondan da bize ulaşmanızı istiyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz. Bugün anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim aynı zamanda da çok şey var. Ama önce hemen bir mail adresi hatırlatayım size. info@mugedayankaç.com'a mail atabilirsiniz. Tabii isterseniz sosyal medyadan da ben ara ara böyle takiplerde bulunuyorum. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Hemen aşağıda WhatsApp hattımız geçiyor efendim. Ben de şöyle ekranlardan bakacağım. 0530 063 52 53'ten de WhatsApp'tan da bize ulaşma şansınız var. Soru ve sorunlarınız için. Tabii ki de 242 alan kodu 345 45 44'ten de arayabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Bugün ne konuşacağız? İhanetten bahsedelim istedim. Aldatmalar, kadın erkek ilişkileri, hayatımızda böyle ilişkilerimizde nerede zorluklar yaşıyoruz, neden ilişkiler bitiyor ya da neden problemler çıkıyor, neden ihanete uğruyoruz ya da ihanet ediyoruz, birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde hiç belki de anlatmamışımdır. Ben bu mesleğe nasıl başladığımı birazcık böyle çok kısacık anlatmak istiyorum. Daha başlangıcı var da orası birazcık komik olduğu için orayı anlatmıyorum çok fazla. Belki özel bir sohbet ortamı yakalarsak sizlerle o zaman paylaşırım. Ama öğrencilerle başlayan bir yolculuktur benimki. Benim hayatımda her daim öğrenciler ve veliler var oldu. Bilemiyorum evrensel akış mıdır artık. Her zaman bana böyle mesaj gelmiştir. Ve ben hep öğrencilerle ve ailelerle çalışma yapmışımdır. Koşuk eğitimleri veririm, NLP çalışmaları yaparım. Ama artı hep çocuklar ve aileler vardır hayatımda. Mesleğe başlangıcımda da gençlerin payı ve rolü çok büyüktür. Yıl 2006-7 öyle diyeyim. Öğrencilere bir ödev verdim. Dedim ki bakın sizden istediğim şu. Önümüzdeki 10 yılın en popüler mesleklerini bana yazar mısınız dedim. Tabii çocuklar görev mantığıyla hepsi araştırmışlar. İşte birinci sırada gıda mühendisliği çıktı, endüstri mühendisliği çıktı, teknolojiyle ilgili bir sürü alanlar çıktı. Altıncı sırada yaşam koçluğu vardı. Tabii hep diyorum ya başkasına yardım, kendine yardım. Bizim ilişkilerimizde, seanslarımızda hep bu vardır. Biriyle çalıştığınız sürece, birine yardım ettiğiniz sürece siz kendiniz de iyileşirsiniz. Aynı ben de 2006-2007 civarında ya dedim ki acaba bu yaşam koçluğu nedir, nasıl bir meslektir? Tabii Antalya'da o zamanlar çok da duyulmamıştı açıkçası. Ne yalan söyleyeyim böyle Avrupa'dan falan artık İstanbul'a ya da Ankara'ya, İzmir'e gelmiş. Birazcık daha böyle zengin işi gibi görülen, birazcık daha sosyetikmiş gibi kalan ama insanların çok da farkında olmadığı, sadece böyle spor koçlarının, basket koçlarının falan bulunduğu bir zamandı. Espriler de olurdu. Onları söylemeyeceğim tabii. Çok şükür geçti o günler. Artık koçluk mesleğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar ihtiyaç olduğunu herkes biliyor. İşte o dönemlerde gençler böyle bir araştırma yapıyorlar ve 6. sırada çıkıyor. Tabii ki hemen ben araştırmayla, kişisel gelişme olan merakla bulduğum eğitimleri aldım ve hayatıma bu mesleği dahil ettim. İyi ki de katmışım diyorum. Çok mutluyum ve memnunum. Bunu niye anlattım? O zamanlar öğrencilerin hayatında koçluk 6. sıralarda bu meslek nedir ki şeklindeyken bugün aslında bireysel ve kişisel gelişimin tam merkezinde var oldu. Tabii hemen özel sektör buna el attı ama artık devlet okulları ve işte belediyeler, kamu kurumları da bu işin ihtiyaç olduğunu ve hayatımızda var olması gerektiğini fark etti. Antalya'da buna belki yeni yeni kapılarını açıyor. Devlet okulları özellikle merkez olmak üzere ama güzel çalışmalar da başlatılıyor. İşte bugün aynı zamanda da böyle bir sevinçli haber getireyim istedim size. Antalya artık devlet okulları anlamında kapılarını açtı ve bunun hemen hemen ilk başını da Levent Aydın Anadolu Sesi efendim çekmiş bulunmakta. Şöyle ben hemen göstereyim. Bakın orada ekranda gördüğünüz Hüseyin Karabulut'tur. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok sevdiğim bir dostumdur aynı zamanda. Biliyorsunuz bir devlet okulu Levent Aydın Anadolu Sesi. Şu anda 438 zannediyorum ki puanla alan ama hedeflerini 455 ve 460'lara çıkarmış bir devlet okuludur.
gerçekten adı gibi aydın bir okuldur. Kişisel gelişimi de önemseyen bir okuldur. Hüseyin hocamıza da sevgi selamlar iletiyorum buradan. Protokol imzalandı. Artık bendeniz efendim. Bu anlamda destek de olacağım onlara. Yani bu okulun bünyesinde bulunan öğrenci ve veliler beni sıklıkla görecekler. Hüseyin hocayla da zaten çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Buradan kocaman öpüyorum okulun tüm velilerini, tüm öğrencilerini. Dolu dolu bir yıl geçirelim istiyorum ve diğer devlet okulları da artık bünyelerine bunu katmak zorundalar, katmaları gerekiyor. Çünkü hakikaten kısa vakitte çok iş yapmak zorundayız. Büyümek ve büyürken de başarılı olmak zorundayız. Çocukların işi çok zor. Anne babaların daha zor. Çünkü onlar çocuklarını sevmekten çok eğitmeye çalışıyorlar. Bu güzel çalışmalar da artık Antalya'mızda var. İyi ki var diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu tür çalışmaları kapılarını açan tüm devlet okullarımıza. Hatta geçen sene programlarımızda da böyle çok aydın okullardan bahsediyorduk. Özgür hocamız vardı, şimdi Hüseyin hocamız var. Daha nice hocalarla tanıştıracağım sizi. Onlar da kendilerini anlatsınlar, okullarını anlatsınlar ki bizler seçim yaparken özellikle yaz döneminde TEOG'dan çıkan veliler desin ki ya bu okulda bu özellikler var, diğer okulda bu var. Herkes birbirini görsün. Böyle minimal düzeyde bir rekabet, bu da çok şık bir şey. Orada bu var, burada bu var, biz de kendimizi geliştirelim. Bence ataletin en önemli ilacı oradaki pozitif hırs diyelim, bir şey yapma isteği, bence bu da önemlidir efendim. Şimdi güzel haberimizi verdik, sevgi selamlarımızı gönderdik. Artık bugünün konusuna geçelim çünkü ailelerde huzura da ihtiyacımız var. Evlerin içinde mutsuz anne babalar varsa bir de düşünün ki okullarda istediğiniz kadar çalışma yapın, istediğiniz kadar proje geliştirin. Çocuk eve döndüğünde karamsarlaşacak, mutsuz bir hale gelecek. O yüzden evlerde sadakat, dürüstlük, güven, paylaşım, aile olabilme kavramı çok önemli bizim için. Gerçek yaşanmış hikayeler de anlatacağım bugün size. Yani evet çok güzel hikayeler var iletişimle ilgili, çift olmakla ilgili ama gerçek hikayeler de bizim için çok ışık tutuyor. Ben şöyle söyleyeyim, saatlerce gerçek hikayeleri dinleyebiliyorum. O kadar farklı hayatlar var ki bazen şükrediyoruz yaşadığımız hayata, bazen ders alıyoruz ya da bazen öğütlerde bulunuyoruz ama hepsinden farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Konumuz ilişkiler, konumuz aile, konumuz ihanet. Bakalım ne gibi yorumlar yapmışsınız efendim. Öyle ki şöyle bir durum var, bakın konu kadın ve erkek olduğunda ben hep şuna dikkat ettim. Soru çok sorulmaz, bugün de böyle olmuş, yorum çok fazla yapılır. İyi ki de yapmışsınız çünkü o kadar güzel yorumlar gelmiş ki çok şeye ışık tutuyorsunuz. Ben de birazcık böyle nacizane o yorumlar üzerinden fikirler vereceğim size. Koşuk tecrübeleri diyelim, koşuk teknikleri diyelim, NLP diyelim, zihni tanıyoruz, zihnin çalışma mekanizmasını biliyoruz. Bunlara birazcık ışık tutalım istiyorum ki şu evlere biraz huzur gelsin inşallah. Şimdi bakın bir tane Hacer Hanım'ın bir hikayesi var, onu anlatacağım size. 3 kere evlenmiş, ayrılmış, 3 kere de aldatılmış. Zannımca da 2 tane çocuğu var, bir tanesinden hiç çocuğu olmamış. Onun hikayesini anlatacağım, çok güzel yazmış. İsim vermeden de yani kendince bir isim belirledi. Bu ismi kullanarak da bu hikayeyi anlatmakla da ilgili bir izin aldım. Şimdi ama yorumlarınıza şöyle bir bakalım. Demişler ki, sevgili Sevgi Hanım demiş, sevgi dili önemli ev içerisinde. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Sevgi Hanım. Sevgi dili çok önemli de şunu da çok yapmamak gerekiyor aslında. Hani böyle şey modunda oluyoruz birazcık. Ben sevildiğimi duymak istiyorum dedik. Bekliyoruz böyle ellerimizi bağlıyoruz. Diyoruz ki ben sevildiğimi duymak istiyorum. Lütfen bana sevildiğimi söyle. Şimdi ben hep ne diyorum? Geçen programda da aslında söyledim. Zihinle didişmemek lazım. Böyle tabiri caizse böyle bir çatışmamak gerekiyor. Çünkü o nasıldır biliyor musunuz? Hani bazen vardır ya böyle kapı sıkışır ve siz gelirsiniz kapıyı çekersiniz, çekersiniz, zorlarsınız, o kapı açılmaz. İşte bu böyledir. Bana beni sevdiğini söyle. Ben bunu istiyorum dediğiniz an karşı tarafın zihniyle mücadeleye giriyorsunuz. Değişim zaman işidir. Beklentilerinizi hayatınıza katmanız zaman işidir. Ve şöyle bir gerçek var. Sizin istediğiniz şey karşı tarafında yapmaktan keyif aldığı bir şey olması lazım. Yoksa diğer tarafa zulüm gelir. O yüzden
evlerde şöyle bir diyaloğu asla ve asla kurmayın. Aman diyorum. Ben kendimi güzellikle ifade ediyorum. Benim sevgi dilim sözcükler. Öteki de diyor ki, ben kendimi güzellikle ifade ediyorum. Benim sevgi dilim hizmet. Şimdi buyurun bakalım. Herkes söyledi, gardını aldı, bekliyor. Sizce iletişim kuruldu mu? Hayır. İnatlaşıldı, çatışma yaşandı ve herkes kapattı, kilitledi kendini. O yüzden beklentiyi hayatınızdan çıkartın bir. İkincisi hep söylüyorum. Bakın onunla ilgili de bir tane çok güzel bir yorum vardı da ona bakacağım. Ne bir şey demişlerdi. Ben hatta demiştim ki çok güzel oldu bu cümle, bu yorum. Burada kullanabilirim demiştim. Bizler karşı tarafı birer yemek gibi görüyoruz. Yani nedir bu? Onu hayatıma alıyorum ki benim karnımı doyursun mantığıyla görüyoruz. Bunu yaptığınız an ihanete uğrama şansınız çok yüksek. Aldatılma şansınız çok yüksek. Çünkü karşı taraf sizi sadece bir patron gibi görür. Görev verilen, kendisine görev verilmiş bir baba gibi görür, bir anne gibi görür ve aşk orada biter. O yüzden karşı tarafa beni sevecek insan sensin, bana saygı duyacak insan sensin, benimle ilgilenecek insan sensin, şefkat vermesi gereken kişi sensin gibi yükler, misyonlar yüklemeyin. Aşkın en büyük dinamiti ihanetin başladığı noktadır bu. Çünkü kişi mecbur hisseder kendini bir. Kavga çıkar evde. Çünkü niye? Siz öfke duyarsınız. Beni sev, tamam, olmadı istediğiniz gibi. Senin işin ne? Bana şefkat göstermelisin. Olmadı. Bir bakarsınız çatışma başlamış. Herkes birbirine sırtını dönmüş. En büyük tehlikelerden bir tanesi. O yüzden mümkün olduğu kadar insanları hayatınıza bir görev dahilinde almayın. O benim para kaynağım, aşk kaynağım. Bana çocuk, hayatıma çocuk verecek insan, yaşlılığımda bana bakacak insan, beni koruyup kollayacak insan, bana güven duygusu verecek insan diye etiketi yapıştırır. Onu böyle bir reyona koyarsanız bu iş olmaz. Orada da zaten kopmalar başlar, çatışmalar başlar. Tatlı dille konuşmanız, iletişim kuracağınız da anlamına gelmez. Aman diyorum. Bakın bir tane isim verilmemiş ama diyor ki çiftler birbirinin özgüvenini zedelemesin. Çok doğru. Eğer ki birbirinizi, varlığını zedelerseniz, birbirinizin o parlayan ışığını söndürmeye çalışırsanız özgüven zedelenir. Ve özgüveni zedelenen bir insan çok nasıl diyeyim hırçınlaşır, dışarıya meyleder. Bakın bir yerde bir makyaj falan öyle bir güzellik salonu gibi bir yerdeyim. Bir bayan, yabancı bir bayan şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki benim yanımda dedi bir erkek varsa ben o erkeğin başkaları tarafından beğenilmesine izin veriyorum. Mümkün olduğu kadar şık olmasına, mümkün olduğu kadar güzel görünmesine, güzel kokmasına ve ortamda popüler olmasına izin veriyorum. Bakın dedim ki bizde de bir şey vardır ya böyle tabiri caizse hani yabancı bayanlar daha çok beğeni alır, yabancı bayanlar daha popülerdir gibi bir Türk kadınlarının böyle küçücük bir kıskançlığı bir egosu vardır ya. Bayan da yabancıydı. Dedim ki niye yapıyorsun bunu? Yani kıskanmıyor musun? Ya da işte eşin bir başka ortamda beğeniliyor ve sen ne hissediyorsun bu durumda dedim. Dedi ki bakın. Normal hani kişisel gelişim ilgilenen bir bayan da değil, tamamen estetik ve güzellik üzerine çalışma yapıyor. Bir insanın dedi en büyük ihtiyacı nedir Müge Hanım biliyor musunuz dedi. Nedir dedim? Beğenilmek ve takdir görmek. Ben eğer onun beğenildiğini, takdir gördüğünü engel olursam onun en temel düşmanı olurum. Ve bir insanın doğası asla en yakınındakinin takdirini, en yakınındakinin beğenisini değil, dış çevrenin beğenisini ve takdirini ister dedi. Bakın ne kadar güzel bir çıkarım, ne kadar güzel bir yaklaşım. Vallahi içimden geçirmedim değil. Eğer ki dedim yabancı bayanlar hep böyle düşünüyorlarsa çok mantıklı dedim. Yani ne yalan söyleyeyim. Hani mutlu bir ilişkinin hakikaten de kaynağında bu olabilir şeklinde düşünmedim değil. Çok doğru. Kadın ya da erkek bir ortama girdiğinde izin verin partneriniz ışıldasın. İzin verin partneriniz parlasın ki dış cephesi
Yani egoları beslensin. Ben hep ne diyorum, yani demişimdir mutlaka programların birinde, böyle kendinizi bir merkezde düşünün. Şöyle bir ortada durduğunuzu düşünün. Etrafınızda da şöyle bir halka olduğunu düşünün. Bir daire. Hepimizde var. Yok yok. Ve o dairenin bir rengi vardır hepimizde. Kiminde altın sarısıdır, bende altın sarısı güneş rengine yakın mesela. Kiminde kırmızıdır, kiminde pembedir. O egodur. Bakın. Ve olmayan bir insan mümkün değil, yoktur. Ve biz öyle bir daireyle doğmuyoruz ama adım atıyoruz. Ne zaman biliyor musunuz? İlk böyle anaokuluna gittiğimizde, kreşe gittiğimizde ya da böyle bir basamağa tek başına çıkıp da alkış aldığımız an o dairenin içerisine girdik. Ve bir daha çıkmıyoruz o dairenin içerisinden. Dolayısıyla ben durdum, düşünün ki bir kadın olarak evliyim ve eşim burada duruyor. Ben de yanındayım. Ellerimi bağlamışım, bakıyorum. Diyorum ki sen orada bir dairenin içerisindesin. Güzel. Ama o daireyi göstermeyeceksin. O daire altın sarısı olabilir, parıl parıl parlayabilir ama kimse görmeyecek. Yanına gidiyorum, diyorum ki sen benimsin ve çok güzelsin, çok yakışıklısın. İşte ben seni zaten takdir ediyorum. Yetmez. Siz onu söndüren, siz onu topraklayan, üzerine böyle ne derler, bir parıl parıl parlayan bir alevi düşünün. Üzerine su atan taraf olursunuz ve en büyük düşmanı olursunuz. Dolayısıyla da aşk biter, bağlılık biter, güven biter, sadakat biter. Hepsi bir anda yerle bir olur. Neden? Buradaki daire çünkü söndü. Sebebi de sizsiniz. O yüzden parlatın, izin verin. Partnerleriniz ışıl ışıl olsun. Şöyle düşünün, hiçbir şey yapamıyorsanız. O sizin eşiniz ve siz de onun eşisiniz. Birbirinizi istemişsiniz ve bir aradasınız. Bırakın ne kadar hoş bir eşiniz olduğu, ne kadar özelliklere sahip olduğu ortaya çıksın. Buna engel olmayın ya da isterseniz olun ama ben olacağım. Orada size söyleyeyim efendim. Orada da çok ciddi bir sıkıntı süreci yaşanır. Şimdi şöyle bir bakıyorum tekrardan. Aa, evet bakın Melek Hanım demiş ki, çocuk doğunca durum değişiyor demiş. Bakın genelde hep konuşulur ya, ihanet ve aldatmalar hamilelik döneminde olur. Çocuk doğduktan sonra problemler çıkar, karmaşalar başlar. Şimdi burada iki yerden konuşmak istiyorum. Bir tanesi hakikaten hep yaşanmış hayat örneklerinden söylüyorum. Beyler biraz hamilelik döneminde hassas olmak zorundasınız. Yani nasıl diyeyim? Çünkü şöyle düşünün. Bir bayan 24 saat güzelliğiyle ilgileniyor. Bakın 70 yaşındaki de böyledir, 15 yaşındaki de böyledir. Kadınlar için bu önemli bir şey. Ve bir anda düşünün her yediği lokmayı sayan bir kadın, belinde bir yağ tabakası, karnı şişmiş. Tabii görüntüde de bir değişiklik var. Tabii ki de kendini beğenmemeye başlıyor. Hormonlar da devreye giriyor. Ve şunu söyleyen erkekler olduğunu biliyorum, danışan örneklerimden, hikayelerimden biliyorum. Mesela eşi lohusalık döneminde ve kocaman bir karnı var, çok olası, daha yeni doğumdan çıkmış. İşte şu tipe bak, çok da bakımsızsın, hiç de kendine özen göstermiyorsun diyen beyler görüyorum, biliyorum. Yapmayın, yani bu nasıl diyeyim? Adaletsizlik, haksızlık bir yerde ve özgüvene de çok büyük bir dinamit. O kadın için çok büyük bir travma. Çünkü ne olursa olsun, evet anne oldu, ne olursa olsun kendini geliştirdi ama kadın ve sizin partneriniz, sizin eşiniz. Dolayısıyla da sizden başka bir doyum noktası var. Bu cümleler bir kadının ruhu için, zihni için çok ciddi bir dinamit. Bunu yapmayın efendim. Ama şu da var, bakın diğer taraftan da söyleyeyim. Bir kadın, şimdi hamile kalıyorsunuz, güzel. Çocuk sahibi oluyorsunuz, bu da güzel. Ama çocuk sahibi olduğunuz an dünyayı yıkıp geçmeyin sevgili kadınlar. Bu en büyük hatalardan bir tanesi. Anne olma rolü, sanki şey gibi bakıyorsunuz olaya, nasıl diyeyim? Böyle yukarıdan bir ışık hüzmesi geldi üzerinize, anne oldunuz, hayattaki tüm rolleri bırakıyorsunuz. Kariyerden vazgeçiyorsunuz, kocanızdan vazgeçiyorsunuz, arkadaşlarınızdan vazgeçiyorsunuz. Ne bileyim, kuaförünüzden, alışverişinizden, bakımınızdan, makyajınızdan, her şeyden vazgeçiyorsunuz.
Çok haklısınız. Bakın ben bazen böyle tek bebekte değil de 2-3 tane bebeği olan kadınlar görüyorum, bayanlarımız var. Çok yoruluyorsunuz, çok koşuşturuyorsunuz. Ama bunun sebebi de şu, çok iyi anne olmaya çalışıyorsunuz. Yani bakın bir annenin görevi nedir? Emzirmek, beslemek, sağlığını korumak, ruh sağlığını korumak ve onu büyütmek. Ama onu en tombul bebek, en sağlıklı bebek, en beğenilen bebek haline getirmeye çalıştığınız için kendinizden taviz vermeye başlıyorsunuz. Eşten uzaklaşıyorsunuz, sosyal hayatınızdan uzaklaşıyorsunuz. Ve bir zaman sonra tabii ki de ilişkide, yani evin içinde bir anne, işte kocasının da annesi, çocuklarının da annesi, bir anne rolü haline dönüşüyor. Tabii hormonal farklılıkları düşünecek olursak, kadın ve erkeğin beyin kürelerinin farklılıklarını düşünecek olursak, onların bir annelik hormonu olmadığını, sadece baba olduklarını varsayarsak iletişim kopuyor tabii. O yüzden eviniz çok temiz olmasın, bırakın, hep bunu söylüyorum. Yani kimse size plaket vermeyecek, halılarınız pırıl pırıl diye. Ya da çocuklarınız en tombul diye ödül falan almayacaksınız. Ya da ne bileyim, hiç kuaföre gitmediniz ve sadece çocuğunuza baktınız diye mahallede parmakla gösterilmeyeceksiniz. Sadece bunlar sizi kendinizden uzaklaştırıyor. O yüzden evet, beylerin hatası var ama hanımlarımızın hatası var. Lütfen annelik rolünü bu kadar büyütmeyin, hayatınızdan vazgeçmeyin. Çünkü olmuyor, yani sonuçlarını görüyoruz aynı şekilde. Mesele ihanete de uğramak değil, mutlu birey olamıyorsunuz. Bu çok önemli bizim için. Bunu kim söylemişti? Güzel söylemiş. Melek Hanım demiş. Evet, çocuk doğunca durum değişiyor. Hakikaten de değişiyor. Ama biz değiştiriyoruz sevgili Melek Hanımcığım. Burada da bakmak, aldatmak demek değildir. Bunu bir beyefendi yazdı da ismini yazmamış yanına diye söylemiyorum. Değil mi, böyle krizlerimiz de var bizim. Şimdi şey vardır, böyle baktın mı, yanındakini gördün mü ya da beğendin mi? Bu da hep şeyle alakalı işte. Biz çok anlam yüklüyoruz. Yani biz şunu istiyoruz. Sadakat ne demek? Beni sadece o beğenecek, ben de sadece onu beğeneceğim. Ama şu var, mesela ben hep olaya şöyle diyorum. Ne bileyim, bir bardağı da beğeniyorsunuz. Güzellik kavramı var. Ya da sadece bakıyorsunuz. O yüzden en büyük çatışmalar da buradan çıkıyor. Baktın mı, onu fark ettin mi, gördün mü? Fazla anlam yüklüyoruz. Fazla büyütüyoruz bir şeyleri. Bunu da evet aşmak gerekiyor. Kadınların dili uzun demiş. Servet diye isim yazmış. Ben şimdi Servet'i bir bayan ismi olarak bilirim. Ama kadınların dili uzun deyince de acaba dedim erkek midir? Artık size bırakıyorum. Servet Bey ya da Servet Hanım söylemiş. Kadınların dili uzun demiş. Kadınlar konuşmayı sever. Bunu biliyoruz. Kadınların böyle gün içinde kullanabildikleri kelime sayısı da bellidir. Bu programı hatta bir beyefendi yapsaydı bu kadar konuşabilir miydi? Sanmıyorum. Ama şuna bakmak gerekiyor. Bu kavramı bakın birazcık daha farklı bir yerden anlatacağım size. Ama bir reklam aramız var. Küçük bir uyarı aldım. Reklamdan sonra kadınların dili uzun mu, çok mu konuşuyor, onlardan bahsedelim. İkinci kısım için ekranlarınızın başına tekrar hoş geldiniz. Şimdi konuşacağız. Bakalım bayanlarımızın, kadınlarımızın dilleri gerçekten uzun mu? Yoksa başka neler yaşıyorlar? Birazcık da bunlardan bahsedelim istiyorum. Ve karar verememiştik sevgili Servet Bey, Servet Hanım artık. Her kimse kadınların dili uzun demişti. Bakın hemen üzerine bir yorum daha okumak istiyorum. Ve bence bu dil uzunluğunu anlatan çok güzel bir mesaj olmuş. Kadınlar erkekleşti diyen bir Melih Bey'imiz var. Çok doğru. Erkekler sahip çıkma duygusunu kaybetti diyen Tuğba Hanım'ımız var. Çok doğru. Kadınsı erkekler, erkeksi kadınlar diyen yine Ali Bey var. Çok doğru. Aslında
bu kadınların dilinin uzaması ya da erkeklerin sahip çıkmama, kontrol etmeme duyguları hakikaten zemini çok kayganlaştıran bir durum. Ha şimdi diyeceksiniz ki kadınlar susan, erkekler de böyle sahip çıkan, böyle gürleyen taraf mı olacak? Hayır, kastettiğim şey o değil. Elbette ki hayat değişiyor, değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Bu gayet normal. Ama bakın, hayvanlar dünyası bizim hormonal dengemizi en çok ortaya çıkaran kısımdır. Oradaki denge ve düzeni biz eğer insanlar olarak hayatımızda var edebilirsek, bu sosyal ve kültürel değişimler insanların bireysel değişimlerine dengeli bir şekilde girmesini sağlarsak şahane bir resim ortaya çıkar. Bakın hayvanlar aleminde nasıldır? Böyle bir erkek aslanıydı, erkek canlının böyle bir koruma, savunma mekanizması vardır. Kadının da çocuklarla olan birazcık daha iç enerjisi vardır. Şimdi biz buna ne diyoruz aslında kişisel gelişimde? Eril enerji, dişil enerji diyoruz. Diyoruz ki eril enerji dışarı, dişil enerji içeri bağlantı kurar ama bir telefon bağlantımız var. Konuşalım. Alo. Alo. Merhabalar. İyi günler Müge Hanım. Ben sizi yayın döneminizden beri takip eden bir izleyicinizim. Hoş geldiniz Alo. Diyelim o zaman. Sağ olun, var olun. Yeni yayın döneminizde başarılarınızı Teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size tek bir soru sormak istiyorum. Bugün ihanetle ilgili bir konu işliyorsunuz. İhanetin altında yatan temel nedir Müge Hanım? Bu aslında iş arkadaşlığında da olabilir, eş arkadaşlığında olabilir. Yani sadece hep ihaneti karı koca arasında düşünüyor. Değil mi? Ne kadar doğru. Aslında ilişkilerin her yerinde var. Evet, iş arkadaşı olabilir, normal komşu ilişkilerinde olabilir. Altındaki yatan temel nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii burada o kadar böyle ismimizi vermek istemeyen İstanbul'dan izleyicimiz o kadar çok sebep var ki aslında. Ama şu var, ihanet diye bir kavram var mı aslında? Ben birazcık burada durayım istiyorum. Yani şimdi hemen yorum yapıyoruz. Diyoruz ki işte kocam başka birine aşık oldu, bana ihanet etti. Ya da evet. Arkadaşım eskiden benle çok sık görüşürdü. Artık görüşmüyor, dostumuza ihanet etti. Patronum yıllarca bana emek verdi ama artık başka bir personeli daha çok seviyor, bana ihanet etti. Tamamen şahsi görüşümü söylüyorum. Çünkü hani böyle bir soruda birazcık daha bana veri verseniz, hani belli örneklerden bahsetseniz size göre ya da o kişiye göre yorum yapabilirim ama bence ihanet diye bir kavram yok. Bunlar tamamen bizim yüklediğimiz anlamlardan ibaret. Biz ilişkiyi bitirmeyi bilmiyoruz bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama mesela her ilişkinin bir süresi vardır derim ben. Ama biz ilişki bittiği an ya küsmek, kavga etmek, çatışmak olarak algılıyoruz ya da böyle ömür boyu devam eden ve hep iç içe olan bir diyalog olarak düşünüyoruz. Bence ilişkinin ve ihanetin zemininde yatan anlam yüklemek ve biz biraz fazla büyütüyoruz. İlişkileri dönemli... Buyurun. Bir soru daha sormak istiyorum. Sorun da ben de soracağım soru bu arada. Buyurun. İhanete uğrayan insanlar neden kendini suçlu hisseder? Neden hisseder sizce? Var mı mesela böyle gözleminiz çevrenizde? İhanet uğramış bir kadın, bir adam. Niye hisseder yani, mesela? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşımın eşi ihanet etti ve arkadaşım kahroldu ve kendini suçladı sürekli. Beğenmedi kendini. Ben evet, kendime ben, bakmadım. Oysa kendini çok beğenen bir insan. Hani mükemmel olduğunu eş olarak, anne olarak ama neden ben? Neden ihanet? Aynen öyle. Egolar zedeleniyor. Ben gelemedi. Egolar zedeleniyor orada. Çünkü şöyle bir gerçek var. Herkes kendini tek, herkes kendini en özel ve vazgeçilmez görmek ister. Bu egolarla alakalı bir durum. Bu insanın doğasında var olan bir durum. Tabii ki de partner gördüğümüz, eş gördüğümüz birinin başka birini tercih etmesi zedeleyen ve bazen travma oluşturan bir durum. Ama kimi zaman da bakın şu var. Ben bunu ilişkilerde de çok örnek olarak görüyorum. Kadın olan taraf, eğer bu kişi kadınsa şunu yaşayabiliyor. Eşi mesela bir diyalog geçmiştir aralarında. Beni biraz daha anlamanı istiyorum demiştir. Sen beni böyle kabul et demiştir. Örneğin bir talepte bulunmuştur, reddetmiştir. Ya da ilişkinin bittiğini bile bile kadın olan taraf devam ettirmek istemiştir. Ve ihaneti öğrendiği an bunların hepsi ortaya çıkar.
Keşke zamanında bitirseydim, keşke daha bakımlı olsaydım, keşke sevgimi gösterseydim başlar. Çünkü biz ihanete uğrayacağımızı ve o ilişkinin biteceğini biliriz zaten. Hiçbir şey sürpriz değildir. Bunun çok örneklerini görüyorum. Ama o yüzden... Nike Hanım, savunması da şöyle arkadaşımın. ben işte onun için çocuklarıma iyi baktım. Evime özen gösterdim. Hak etmedim diye savunması düşünüyor arkadaşımın. İşte o kişiye şunu söylemek lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Hele ki kadınlara bunu söylüyorum. Diyorum ki onun için çocuklara iyi bakmayın. Onun için evi de temiz tutmayın. Bunları sadece kendinizi mutlu etmek ve yapmak istediğiniz sürece yapın. Bakın kimler ihanete uğramaz biliyor musunuz? Kendine iyi bakan kadın ya da erkek ihanete uğramaz. Kendini özel hisseden, kendine değer veren kadın ya da erkek ihanete uğramaz. Neden? Düşünün ki evin içinde mutsuz. Zaten o ilişkiyi bitirir. Çünkü kendi mutsuzdur. Dolayısıyla karşı tarafın ihanet etmesine gerek kalmaz. Böyle bir şey yaşanmaz bile. O yüzden o kişi eğer senin yakın arkadaşınızsa şunu deyin. Bir dahaki ilişkinde lütfen onun için değil, kendin için bir şey yap. Bak o zaman nasıl mutlu Nike oluyorsun. Hanım, arkadaşım şunu kabullenemiyor. Haksızlık bana bu diyor. Yani çünkü düşünsenize başka birine o kadar çok şey yaparsanız. Yani şöyle bakın olaya. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Gidiyorsunuz patronun evini temizliyorsunuz, arabasını yıkıyorsunuz, patronun arkasında geziyorsunuz. Bir bakıyorsunuz patron size prim vermemiş. Bir de 6 ay sonra işten çıkarmış. Şimdi siz diyorsunuz ki ben çok çalıştım, yapmam gereken şeyleri de yaptım. Haksızlık diye görüyorsunuz. İşte ama hata nerede? Başta. Kabul edemiyor. Tabii kabul edemez çünkü düşünsenize yıllarını vermiş, çok şey yapmış. Fazladan şeyler yapmış. Öyle olunca da haksızlık olarak görmesi çok normal. Ama haksızlığı kim yaptı? Kendi yaptı. Kime yaptı? Kendi kendine yaptı aslında. O yüzden inşallah arkadaşınıza bu programı izletirsiniz. Dinliyor. Kendisi dinliyor şu an. Dinlesin. Tabii tahmin ediyorum zaten. Bir aracı vardır. Gerisi de dinler arka tarafta. Evet. Bekleyin. Kapamayın. Size ben bir şeyler sorayım eğer sorularınız bittiyse. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi, kolay gelsin. Dinleyin. Durun durun. Bekleyin. Bir şey soracağım tamam. Size. Hatta mı izleyicimiz? Hattayım, hatta bekliyorum. Tamam. Kadınların dili uzun mu? Kadınların dili zaman zaman uzun, evet. Demek ki servet alanı olma ihtimali var o kişinin. Peki, kadınlar erkeklere sahip çıkmıyor mu? Kendi düşünceleri, kendi doğrularında sahip çıktıklarını düşünüyorlar. Peki, kadına göre çıkıyorlar mı? Evet. Çıkıyorlar. Peki, çıkıyorlar ama maalesef ihanetle uğruyorlar. Çıkan taraf mı? Çıkan taraf. Çıkan taraf. Peki aşk bitince evlilik bitmeli mi? Hayır, bence bitmemeli. Bitmemeli, devam etmeli. Çünkü tabii belirli bir yaştan sonra aşk bitip arkadaşlık, dostluk bağları daha güçlü olmalı. Kadınlar çok mu konuşur? Ben de bir bayan olarak buna evet diyeceğim. Değil mi? Ben de evet. Şimdi tabii bu programı konuşmadan yapmak mümkün değil. Peki çiftler birbirinin özgüvenini zedelemeli ya da korumalı mı? Zedelerse ne olur? Zedelendiği zaman evlilikler maalesef bitiyor Müge Hanım. Biter. Hamilelik dönemiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bir kadın olarak hamilelik dönemi, çünkü çok zorlanan izleyicilerimiz var hamilelik döneminde. Hamilelik döneminde erkeklere çok görev düştüğünü, erkeklerden öte çevreye çok görev düştüğünü düşünüyorum. Kadında değişimler oluşuyor. Bu artık tıbben de kanıtlanmış bir durumda. Daha sıcak, daha cana yakın, daha samimi yaklaşılması, anlamaya çalışılması gerekiyor. Ama ne kadar başarılı oluyor, ne kadar uygulanabiliyor. Orası biraz şüpheli. Şüpheli değil mi? Çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve sorularınız ediyorum. İçin İstanbul'a kocaman sevgi ve selamlar buradan. Biz öpüyorum sizleri. Biz buradan arkadaşımla birlikte sizi öpüyoruz. Arkadaşınıza da selamlar. Dediklerim yapsın. Başarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür sizi ediyorum. Devamlı da izliyoruz. İzleyin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Her salı 4'te televizyonun başındayız. Saat değişebilir belki ama takip edin fragmanlardan, haberiniz olur zaten. Tamam. Hoşçakalın. Tamam. İyi günler. İyi günler. Evet efendim, İstanbul'da kocaman sevgi selamlarımızı gönderdik. Kadınların yorumlarını, hatta şöyle bir şey olacak, takip edin bunları. Kadınların ve çocukların ayrı ayrı yorumlarını videolandırıp sizlerle paylaşacağım. Bizim için çok önemli çünkü onların görüşleri. Şimdi bakın Hacer Hanım, tabii ki bu bir
kendine ait kullandığı bir isim, farklı bir ismi var. Onun hikayesini anlatayım istiyorum ben size. Yaşanmış bir hikayedir, gerçek bir hikayedir. Şimdi şöyle söyleyeyim, 3 evlilik yapan bir bayan, şu anda ortalama 45 yaşlarında, 3 tane çocuğu var, 3 tane oğlu var öyle söyleyeyim. Bir tanesi 5-6 yaşlarında, bir tanesi 17-20 yaş arasında, bir en büyüğü de herhalde 21-22 o yaş civarlarında falan. Süreç şöyle başlamış. İlk önce bir evlilik yapıyor ve çok aşık olarak evleniyor ve 17 yaş civarında böyle ergenliğin en yoğun olduğu zamanlarda bir evlilik. Tabii bu evlilik sürecinde çok fedakarlıklar yapmaya başlıyor. Bakın ilk fedakarlığını size söyleyeyim. Bulunduğu şehirde hatırı sayılır bir ailenin kızı ve eşini hemen işe sokuyor ki evlenebilsinler. Yaş 17-18, tabii eşi de hemen hemen nedir? 20'dir, 21'dir o yaş civarında ve ona hemen iş buluyor. Bakın başladık. Kadın erkeğe iş buldu ve onu hemen bir işe yerleştirdi. Tabii arkasından zaman geçiyor, evlilik ilerliyor. Balık baştan kokar diye bir söz var ya, ben çok inanırım. Enerjinin başladığı nokta çok önemlidir. Çünkü o enerjinin başladığı, iletişimin başladığı an görev dağılımı yaşanır. Nedir bu görev dağılımı? İşte kadın yöneten, toparlayan etiketini aldıysa erkeğe de diğer rol düşer. Yönetilen, toparlanan taraf düşer ve Hacer Hanım'ın hikayesi enerjide böyle başlıyor. Önce eş adayına bir iş buluyor. Diyor ki benim koca bana koca olacak, benim kocam olacak kişinin işi olmalı ve ben bulurum. Çok zorlanıyor, çok uğraşıyor. Tabii zaman geçiyor, ev içerisinde beklentiler başlıyor. İşte ben sana iş buldum. Ama sen iş yemeklerine tek başına gidiyorsun. Ben sana iş buldum ama sen o parayı tek başına harcıyorsun. Bakın, tabii çocuk oluyor ama bu arada eş bir başka kadına aşık oluyor ve boşanmak istiyor. Kadın olan taraf ayrılmak istemediğini söylüyor ve diyor ki ben ayrılmak istemiyorum, ilişkimizin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bir çocuğumuz var, ben sana bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, para buldum, iş buldum, çocuk doğurdum, evine baktım ve dolayısıyla senin beni bırakmaman lazım, çok sevmen gerekiyor diyor ve beklentilerini büyütüyor. Tabii eş burada sıkılmaya başlıyor, yorulmaya başlıyor, uzaklaşmak istiyor eşinden. Aldattığını söylüyor, olsun diyor, bana diyor bitti mi bitmedi mi onu söyle diyor. Eğer diyor bu ilişki bittiyse ve sen beni aldattıysan bile problem yok, ben seninle olan evliliğime devam ederim şeklinde yorum yapıyor. Ama adam diyor ki yok, ben seni sevmiyorum ve bitmesini istiyorum bu ilişkinin. Velhasıl ayrılıyorlar, bayan olan taraf çocuğunu alıyor, çekiliyor, erkek olan taraf bir iki ilişki yaşıyor, ondan sonra evlilik kararı alıyor vesaire. Ama bakın bu ilişkiden kadına kalan mesaj şu, ben sevilmem ki, zaten eşim olacak kişi beni sevmeyecek diyor ve hemen o kadar çok bir sevilme ihtiyacı, o kadar çok sevilme isteği var ki böyle arayışa giriyor. Diyor ki beni sevecek, bana aşık olacak birileri olsun. Çok ihtiyacım var buna diyor. Benim tek istediğim diyor para değil, pul değil, aşk. Beni sevsin kişi. Tabii ki evrene öyle bir mesaj gönderiyor ki ben zaten sevilmem, beni kimse sevmez ama benim tek ihtiyacım olan şey aşk şeklinde bir mesaj gönderiyor. Yaşı ileri bir beyefendi karşısına çıkıyor. Yani şöyle düşünün, o zamanlar bayan 30 yaşındaysa beyefendi 45 yaşında. Öyle bakın olaya. Aralarında yaş farkı var. Ama adamcağız çok seviyor önce. Çok sevdiğini gösteriyor. Maddi durum da çok iyi. Aralarında hiçbir birliktelik olmuyor. Sadece sevgi ve güven bağı var. Çünkü neden? Kadın olan taraf ilk evliliğinde sevgi duygusunu yaşayamadı, güven duygusunu yaşayamadı ve maddi sıkıntılar çekti. Ve dedi ki ben zaten sevilmem, beni koruyacak, kollayacak, sevecek bir adamla birliktelik yaşayacağım. Hemen bir evlilik yapıyor, tabii çocukları olmuyor ama bu arada beyefendi iflas ediyor. Bakın şimdi iflas ettikten sonra bir özgüven kayboluyor çünkü niye? O adamın o ilişkideki görevi güçlü olmak,
para sahibi olmak ve sahiplenmek, ailesine sahip çıkmak. Tabii iflas edip de maddi zorluk yaşamaya başlayınca kadın olan taraf ufak ufak konuşmaya başlıyor. İşte para sıkıntımız da var, zorluklar da yaşıyoruz. Biz ne yapacağız şimdi bu kadar parasızken gibi yorumlar yapmaya başlıyor. Ne yapıyor aslında? Partnerinin özgüvenini zedeliyor. Ve beyefendi bir başka ilişki buluyor kendine. Bir başka eş adayı buluyor. Ve hanımefendiye diyor ki kadın olan tarafa, ben seni zaten hiç sevmedim ki. Senin yüzünden de parasız kaldım. Sen varsan para yok, sen varsan sevgi yok. Şimdi bakın, ikinci evlilik de bitti. Ve kadın da olan mesaj şu: beni para sevmez ve ben hiç sevilmem. Düşünün, 5 yıl daha geçtiğini varsayın. Yaş oldu 35, çocuğu var bir tane. Hemen arkasından bir yaşam standartı kuruyor kendine, işini gücünü yapıyor, para kazanmaya başlıyor. Çok hırslı bir kadın, çok azimli bir kadın, çok eril bir kadın. O kadar çok ezilme duygusuyla geliyor ki belli bir ana, artık şey yaşıyor, böyle nasıl diyeyim, ben güçlüyüm, güç bende artık. Para da kazanmaya başlamış, meslek sahibi de oluyor, orada hayata sıkı sıkı da tutunuyor ama o kadar katılaşıyor ve o kadar erkeksileşiyor ki, o kadar eril enerjiyle bütünleşiyor ki hayatına tabii ki de daha zayıf bir adam çekiyor. Çünkü neden? Daha güçlü kişiler onu ezdi. Parasıyla ezdi, sevgisizlikle ezdi ve arkasından da daha güçlü olan bir kişi karşısına çıkmasını istemedi. Dolayısıyla daha zayıf bir karakteri hayatına çekti. Bu zayıf karakterle hayatını kurmaya başladı. Eril enerjisi daha da beslendi. Erkek olan taraf daha dişi olmaya başladı. Kadın olan taraf işte parayı yönetmeye başladı. Evin girişleri çıkışları düzenini yönetmeye başladı. Tabii ki o zayıf olan ve sevgi hissettiren adam özgüven kaybını artırmaya başladı, hırçınlaşmaya başladı ve kadın yine aynı duyguları yaşadı. Ben seni sevmiyorum, bir de şu eklendi, seni ben var ettim. Eyvah, şimdi düşünün, o kadar ezilmiş bir kadın tam güçlenmişken ve kendine güçsüz bir partner bulmuşken şunu söyledi, ben ezildim. Sevgisizliği yaşıyor tekrar. Güçlü olan taraf oldu ama bu sefer de diyor ki seni ben var ettim diyen bir partner var. Dikkat edin, onun bu ana kadar başkalarını söylediğini şimdi o duymaya başladı. Ve arkasından da tabii ki ne geldi? İhanet geldi. Ama kadın olan taraf diyor ki beni aldatabilirsin ama beni sadece sev. Ben senden sadece sevgi istiyorum. Bakın. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla üçüncü evliliği de son buluyor. Bu arada işte iki tane, üç tane oğlu, çocuğu onlarla yaşamaya devam ediyor. Ama sevilmeyeceğine inanan, travma yaşayan, korku yaşayan, çok eril enerjisi var olan, daha çok dişiliğini kaybetmiş ama dişi olmaya çalışan bir karmaşa yığını halinde ve mutsuz bir hayat, 3 evlilik, 3 ihanet, hepsinde bir maddi kaos. Ya bir tanesi güçlü ya diğeri seni var ettim diyen taraf, ama mutlaka sen zaten sevilecek kadın değilsin cümlesi ve tabii ki de çok ciddi bir güvensizlik, çok ciddi bir kayıp. Olay nereden başlıyor? Bakın, birinci evlilik bitti, ikinci evlilik şart koştu kendine, dedi ki ben artık sevilmeliyim. Çünkü niye? Sevgiyi dışarıda aradı. Dedi ki beni biri sevsin. Bu adam benim hayatıma girsin ve beni mutlaka ve mutlaka sevsin dedi. İkincisi arkadan devreye girdi. Bu sefer de güç kazanması gerektiğine karar verdi. Maddiyatın önemini fark etti. Güçlendi ama bu sefer de kendini sevecek ama aynı zamanda koruyamayacak bir kişi hayatına aldı. O yüzden eğer bir kadın olarak aldatılmak istemiyorsanız, bunun gibi bir yaşam öyküsü yaşamak istemiyorsanız, önce içeriği güçlendirin, telaşla eş seçmeyin. Ben sevilmeliyim, ben sayılmalıyım, bana para sağlamalı diye eş seçerseniz yaşayacağınız resim bu. Çok da katılaşmayın. Yani kocanızın patronu olmayın. Kocanız yıllar öncesinde çok böyle sevdiğim bir abla diyeceğim bir kişi. Demişti ki, Müge demişti, bir erkek bir kadından 3-5 gömlek büyük olmalı. O zaman algılayamadım tabii ki. Dedim ki herhalde maddi anlamda falan diyor. Hani para anlamında böyle 3-5 kat büyük olsun şeklinde. Hayır. Ruh hali,
psikolojisi. Çünkü eril enerji dışarıda olan, büyük olan ve dışa açılan enerjidir. Bir erkeğin elinden bunu almayın. Sevgili erkekler, siz de bunu bırakmayın. Bir kadın da, evet, dişil enerji o büyük enerjiyi toparlayan, sarmalayan ve kullanılır hale getiren taraftır. Siz eğer enerjiyi dışarı akıtmaya çalışırsanız dağınıklık başlar, kopukluk başlar. O yüzden mümkün olduğu kadar yin yang dengeyi kurmaya çalışın. Kimse dişiliğini ve erilliğini bırakmasın. İkisini bir araya getirmeye çalışın. Sevgili Hacer Hanım'ın hikayesi de valla dinlerken böyle bir hani Türk filmi gibi dinledim ama gerçek bir hikaye, çok yakın bir zamanda da dinlediğim bir hikaye. O yüzden siz olun, bu şekilde bir ilişki, böyle bir hayat sürmeyin. Genç evlenince ihanet şansı artar mı demiş sevgili Duygu Hanım. Oluyor. Genç evlenince şöyle ki, özellikle erkekler, kız çocukları birazcık daha evliliğe meyilli büyütüldüğü zaman zaten genç evleniyor. Şöyle bakın olayı, ben 35 yaşındayım ve evli değilsem... Günümüzde de bunun sayısı çok fazla arttıysa, ancak küçük evlenenler, buna hazır olanlar. Ama bir erkek küçük evlenirse olabiliyor. Yaşanan örneklerini çok görüyoruz. O yüzden küçük yaşta bir araya geldiyseniz birazcık pozitif bakmayı alışkanlık haline getirin. Çok akıllı olun. 5 yılda bir yeniden evlenmek gerek demiş Berke Bey. Yani bir şey diyemeyeceğim artık. Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Biz ihaneti büyütüyoruz demiş Aylin Hanım. Aylin Seymen. Doğrudur, büyütüyoruz. Hamilelik dönemi risk demiş Tuğçe Hanım. Kontrollü bir süreç olması lazım. Saygı olsa evlilik devam eder demiş Ali Bey. Doğrudur. Huzur olsa ihanet olmaz demiş başka bir Ali Bey. Doğru demiş efendim. Aşk bitince evlilik bitmeli mi? Bilmiyorum Mete Bey, artık orasını size bırakıyorum diyorum. Tabii bir saatimiz doldu. Ben de laf çok, anlatacak hikaye çok ama zamanımız doldu efendim. Önümüzdeki salı saat 16'da yeni bir konuyla bendeniz karşınızda olacağım. Sizleri de ekranların diğer tarafına bekliyorum efendim. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.